Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sürpriz bir kararla erken seçim kararının alınmasının ardından partisinin milletvekili adayları ve il teşkilatı üyeleriyle birlikte 24 Haziran seçimleri için gece gündüz çalışan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gerçekleşen seçimlerin ardından yazılı yayımladığı mesajında tüm Aksaray halkına teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gerçekleşen 24 Haziran seçimlerinin ardından yazılı bir teşekkür mesajı yayımladı. 24 Haziran tarihinde millet olarak sandık başına giderek herkesin tercihini kullandığını söyleyen Başkan Yazgı, bu seçim ortaya koyduğumuz hedeflere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmamıza vesile olacaktır. O yüzden 24 Haziran tarihi Türkiye'nin dönüm noktasının tarihidir ifadelerini kullandı. Mesajında milletimizin seçimlerde yine istikrardan yana tercih yaptığını vurgulayan Başkan Yazgı, gerçekleşen seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkın desteğini alarak birinci turdan zaferle çıkmasını bilmiştir. Ülkemiz bu seçimlerde dünyaya demokrasi dersi vermiş, milletin iradesinin nasıl tecelli ettiğini tüm dünya izlemiştir. Seçimlerde ülkemizin önüne geçmek isteyenler bir kez daha emellerine ulaşamamış, yenilmişlerdir. Ülkemizde seçim en çok mazlum İslami coğrafyasında sevinçle karşılanmıştır. Aksaray'ımız seçimlerde Cumhurbaşkanımıza olan güveni sandıkta yansıtmıştır. %76 gibi bir oy oranıyla güçlü bir destek vermiştir. Ben şahsım adına sandık başına gidip oy kullanan tüm Aksaray halkına teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Başkan Yazgı mesajının sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ülkemiz 2023 hedeflerine istikrar ve güvenle ulaşacaktır. 24 Haziran seçimlerinin başta şehrimiz olmak üzere vatanımıza, milletimize, tüm İslam ümmetine hayırlı olması temennisinde bulunuyorum dedi. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler belirlenen noktalarda asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yol yapım sezonunda Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt serme çalışmaları devam ederken, altyapısı tamamlanan ve asfalt serimi yapılmayacak olan tüm yollarda yama çalışmaları bölge bölge tamamlanıyor. Aksaray Belediyesi bozulan yollarda asfalt yama çalışmalarını kentin çeşitli noktalarında sürdürüyor. Ekipler altyapı nedeniyle bozulan Laleli ve Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen bozulmaları yama asfaltla kapatarak hizmete sundu. Sistemli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiren Aksaray Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların da istek ve taleplerine göre çalışmalar yürütüyor. 4 yılda 670 bin ton asfalt kullanılarak 485 kilometrelik rekor seviyede asfalt çalışması yapan Aksaray Belediyesi, 250 kilometrelik yolda statik kaplama çalışması, 760 cadde ve sokakta yol açma, genişletme ve stabilize çalışması gerçekleştirdi. Hayırsever bir iş adamı tarafından yapımı üstlenen Somuncu Baba Külliyesi cami avlusunda gölgelik tenti projesi tamamlanırken, hayırsever iş adamı İbrahim Özel'e Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bir ziyaret gerçekleştirerek teşekkür plaketi takdim etti. Aksaray Belediyesi tarafından hazırlanan ve koruma kurulunun onayladığı projeyi üstlenen hayırsever iş adamı İbrahim Özel, valilik makamında yapılan protokol gereğince kısa süre içerisinde Somuncu Baba Camii avlusundaki gölgelik projesini tamamladı. Vatandaşlar tarafından beğenilen projenin ardından Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı iş adamı İbrahim Özel'i ziyaret etti. Vali Pekmez ve Başkan Yazgı, iş adamı İbrahim Özel'i yaptığı hayır dolayısıyla tebrik etti. Bu projenin diğer hayırsever iş adamlarına örnek olması temennisinde bulundu. Yapılan gölgeliğin yağışlı ve güneşli havalarda cuma namazları başta olmak üzere vakit ve cenaze namazlarının kılınmasına kolaylık sağladığı belirtildi. Hayırsever iş adamı İbrahim Özel, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti ve Allah hayrımızı kabul eder inşallah temennisinde bulundu. Aksaray'ın geleceğini eğitimle şekillendiren Aksaray Belediyesi bünyesinde hizmet veren AKMEK, çocuklar için spordan eğitime, sanattan kültüre hazırladığı yaz kurslarını başlattı.
Bünyesinde açtığı yaz kurslarıyla öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini hedefleyen Aksaray Belediyesi'nin Akmek Merkez binasında yeni kayıt dönemiyle birlikte 600'e aşkın kursiyer eğitime başladı. Normal eğitiminin yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yılda yaz dönemi kurslarıyla kadınların ve çocukların adresi olan Akmek kurslarına katılan kursiyerler yeteneklerini keşfedip yeni hobiler edinmenin mutluluğunu yaşıyor. Aksaray Belediyesi Akmek Yaz kurslarında çocuklar için kara kalem, kaligrafi, dini değerler eğitimi gibi 29 farklı branşta el işi ve sanatsal eğitim veriliyor. Akmek Yaz kursunda 7, 14 ve 15 yaş üzeri çocuklar ve kadınlar için oyun odası etkinlikleri, step aerobik, fitness, çakıl taşı boyama kursuna kadar açılan kurslar her dönem olduğu gibi bu dönemde büyük ilgi gördü. Büyük ilgi nedeniyle yaz kurslarının kapasitesi arttırıldı. Yaz kursları için 1305 öğrenci ve yetişkin kayıt yaptırdı. Aksaray Belediyesi'nin Akmek Merkez faaliyetleri kapsamında Akmek Merkez bina ile birlikte 4 ayrı noktada açtığı yaz kursları sabah ve öğle olarak 2 grupta veriliyor. Aksaray Belediyesi şehir genelinde vatandaşların trafik akışında yaya güvenliği ve rahatı için başlattığı kaldırım yapım ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri kaldırım bulunmayan bölgelerde yeni kaldırım yapımları, kaldırım olan bölgelerde ise bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Aksaray Belediyesi şehir genelinde yaptığı çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek hız kesmeden devam ediyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri E90 yolunda kaldırım çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında E90 yolu üzerinde 200 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yaya yolu, bordür ve karotaşı döşemesi için altyapı hazırlığına başlandı. E90 yolunda başlayan kaldırım çalışmasını 3 iş gününde bitirmeyi hedefleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal ve merkez mahallelerde yıpranan kaldırımları yenilemek ve yeni kaldırımlar yapmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya trafiğinde kolaylığı arttırarak şehrin yaşam kalitesini ve modernizasyonu yükselten Aksaray Belediyesi, özellikle şehrin genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarını tamamlıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberlerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.